Teğmenler, hatırlayacaksınız, 30 Ağustos'taki kılıçlı yemin söz konusu olmuştu ve bu kılıçlı yeminden sonra da bir soru, bu teğmenlere, bu kılıçlı yemini yapan, andı içtiren teğmenlere karşı bir soruşturma başlatıldığı da bildirilmişti, haber verilmişti. Şimdi buna dair arkamda geliyor, görüntüsü geldi ekranlara da. Bu teğmenlerin ifadesinin alındığı açıklandı değerli izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı 19 Eylül'de yaptığı duyuruda kılıçlı yemin sonrası hakkında inceleme başlatıldı. Atılan teğmenlerle ilgili sürecin devam ettiğini söylemişti. Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitiren ve diplomasını da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan teğmen Ebru Eroğlu'nun ifadesinin alındığı ileri sürüldü değerli izleyenler. Şimdi bununla ilgili bir de haberimiz var. Haberimizi birlikte izleyelim. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çekerek Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı atan teğmenler, troll orduları ve iktidar kanadı tarafından hedef tahtasına oturtulmuştu. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir tane teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. Haftalardır ülkenin gündeminden düşmeyen teğmenler meselesinde yeni bir gelişme yaşandı. Demokratik denetim mekanizmaları işleyecek, tabii ki incelenecek. Ona göre bu çocuklar size benzeyip de hepimiz Trikopis'in askerleriyiz mi diyeceklerdi. Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar. Tele1 programcısı Ersin Eroğlu sosyal medya hesabından Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu ve 3 teğmenin ifade verdiğini paylaştı. Ankara Polatlı Topçu Okulu'ndaki kursiyer teğmenlerden Ebru Eroğlu ile birlikte 3 teğmen ifade verdi. İfade verenlerin hepsi devre kıdemlisi. Teğmenlerin ifadesinin alınmasıyla tahkikat idari soruşturmaya dönüştü. Mezuniyet törenindeki kılıç çatma törenine ilişkin teğmenlere sorular soruldu. Soruşturmayı EDOK'ta oluşturulan disiplin soruşturma heyeti yürütüyor. Heyet önümüzdeki günlerde Tuzla, Isparta ve Konya'daki sınıf okullarının da bazı teğmenlerin ifadesine başvurabilir. 30 Ağustos'taki mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemini ve Mustafa Kemal'in askerleri sloganları bazı iktidar çevrelerini rahatsız etmiş, yaşananlara ilişkin inceleme başlatılmıştı. Ne kılıçlarımız? Dayı ol keskin! Ne kılıçlarımız? Ne hazır olacaktır? Ve hazır olacaktır! Ve değerli izleyenler, artık geçinemiyoruz diyenler, gelirde, vergide, ülkede adalet isteyenler meydanlara koşuyor. Mersin ve İzmir'in ardından bölgesel işçi buluşmalarının üçüncüsü de İstanbul'da gerçekleşiyor. Saraçhane'de buluşuyor bugün emekçiler ve arkadaşımız Umut Taş'tan da şu anda Saraçhane'de. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgülü de yanında. Hemen uzanıyoruz Saraçhane'ye. Umut merhaba. Merhabalar. Şimdi Saraçhane'de şu anda toplanmaya başladı zannediyorum. Hem DİSK üyeleri hem de emekçiler. Büyük bir katılım bekleniyor bugün DİSK'in bu organizasyonunda. Zannediyorum yanında da DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgülü var. Hem oradaki atmosferi hem de bugün toplanacak bu organizasyonun amacı, kaçıncı toplantı olduğu ve nasıl devam edeceği yönünde bilgileri senden alacağız. Tabii ki şu anda alan açılmış değil. Saraçhane'deki Fatih Anıtı Parkı'nda düzenlenecek miting. Alan şu anda sadece DİSK görevlilerine, yani alanda görevli olan kişilere açık. İşçilere henüz, emekçilere açılmış değil. İşçiler ise 14-14.30 gibi SGK İstanbul İl Binası önünden buraya yürüyüşle gelecekler. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da o yürüyüşün başında olacak. Alana bu şekilde giriş yapılacak. Biz ise gördüğünüz gibi şu anda tam giriş noktasındayız. İçeride de hazırlıklar aynı şekilde sürüyor. Biraz önce
Siz aktardınız, iki büyük buluşma yapılmıştı. Biri Mersin, biri İzmir. Bu üçüncü buluşma sırada ise Ankara olacak. Şimdi detaylar neler, ne istiyor DİSK? Bu mitingler ne için düzenleniyor? Bu bildiri dağıtımları ne için yapılıyor? Tayfun Görgün, DİSK Genel Sekreteri ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Üçüncü buluşmadayız. Daha önce Mersin ve İzmir vardı. Bunun yanı sıra yine bildiri dağıtımları sürüyor, çeşitli eylemler sürüyor. DİSK ne talep ediyor şu anda? Tabii bizim bu çalışmamız aslında iki yıldan beri devam ediyor. Ve biz bütün bu geçinme sorununun halledilmesini, vergideki adaletin kaldırılmasını talep ederken bir de üstüne üstlük orta vadeli planla şimdi kemerlerin daha sıkılacağı bir döneme girmek üzereyiz. Dolayısıyla biz öncelikle vergide adalet talep ediyoruz. Çalışanların ücretlerinden kesilen vergiler çok yüksek ve vergi dilimleri arasındaki artışları da sınırlayan bir uygulama yaptılar. Artık şimdi asgari ücretli çalışanlar dahi 4. 5. aydan sonra bir üst vergi dilimine giriyorlar. Her 3 ayda bir bu artıyor. Bizden kesilen vergi yıl içinde artarak devam ediyor. Öncelikle bunun düzeltilmesi lazım ve asgari ücretten kesinlikle vergi alınmaması gerekiyor. İkinci olarak temel tüketim maddelerindeki vergiler de çok yüksek biliyorsunuz. Dolayısıyla bununla düzenlenmesini istiyoruz biz. Çünkü bu çok önemli. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılarken kiradan ekmeğe kadar, pirinçten makarnaya kadar her alanda iletişimden ulaşıma kadar çok yüksek vergiler var. Bu vergilerin normalleşmesini bekliyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Bu çalışmaları demin siz de söylediniz. Yıllardan beri yapıyoruz. Son birkaç aydan beri de bunu yükselttik. Bu, öte yandan bunu diğer konfederasyonlar da az çok yapmaya başladılar yeni bir biçimde. Şimdi bizim bu üçüncü buluşmamızda, büyük işçi buluşmasında tekrar taleplerimiz bellidir. Vergide adaleti istiyoruz. Gelirde adaleti istiyoruz. Çünkü orta vadeli plan eğer uygulanmaya kalkarsa orada çalışanların, emekliler dahil ücretlerinin daha da aşağı çekilmesi, bu yolla satın alma güçlerini azaltılarak taleplerin kısılması ve taleplerin kısılmasıyla da enflasyonla mücadele edeceklerini zannediyor. Bu tamamen baştan aşağı yanlış bir şeydir. Bir defa çalışanların, ücretiyle geçinenlerin ve emeklilerin bu ücret kısıtlamasına katlanacak mecali yok, takadı yok yani. Zaten temel tüketimini karşılamıyor. Okullar açıldı biliyorsunuz. İşte gündelik hayatı sürdürmekte çok büyük güçlükler çekiliyor ve insanlar açız diye söylenmeye başladılar. Açız demek ne kadar ayıp bir şey, ne kadar zor bir şey. Buna rağmen insanlar artık çok kitlesel herhalde. Kime mikrofonu uzatsanız, kime sorsanız açız, geçinemiyoruz. İşte şuradan şunu topluyoruz, pazara böyle gidiyoruz, sileyi dolduramıyoruz diye feryat ediyorlar. Fakat yetkililer bunu duyacak yerde, bunu giderecek sübvansiyonlar, katkılar, iyileştirmeler yapmak yerine bir de üstüne üstlük orta vadeli planla çalışanların boğazını daha çok sıkmaya çalışıyor. İşte biz buna itiraz ettik. Biz buna itiraz ediyoruz ve biz buna itiraz edeceğiz. Giderek çok geniş kesimler artık çalışanların da dışında, yani ücretlerinin de dışında köylüler, tarım üreticileri, hayvancılıkla uğraşanlar, küçük esnafta benzer feryatları her yerden söylemeye başladılar. Bildiğimiz gibi onlar da bir takım etkinlikler, eylemler yapıyorlar. Giderek bu toplumsal muhalefet birleşecek ve hükümetin bu yanlış politikalarını, bu insanları yok sayan, insanları adeta eziyet halinde yaşamaya mahkum eden ve bunu daha da kötüleştirecek uygulamaların ortadan kaldırılması için bir araya geliyoruz. Bununla için uğraşıyoruz. Son mitingimizde bugün bundan sonra, ki buradaki taleplerimizi tekrar genel başkanımız burada saat 3'ten sonra açıklayacaktır. Ankara'da bir büyük miting yapacağız. Ama ondan sonra durmayacağız. Meclis açılacak çünkü ayın 1'inde. Meclise bakacağız. Siyasi partileri ziyaret edeceğiz. Milletvekillerini, gruplarını ziyaret edeceğiz. Mektuplar oraya göndereceğiz. Eğer bir çözüm olmazsa ondan sonra üretimden gelen güç dahil olmak üzere daha büyük mitinglere ve daha büyük demokratik eylemlere başlamak için Ekim ayından sonra startı vereceğiz. Bu kötü gidişi, bu açlığı, bu yoksulluğu, bu işsizliği, emeklerin bu feryadını mutlaka durduracak ve buna çözüm bulacak bir yolu demokratik eylemlerimizde ve demokratik büyük mitinglerle mutlaka engelleyeceğiz. Biraz önce bir toplumsal birliktelikten bahsettiniz. Bu toplumsal öfkenin, muhalefetin birleşmesinden bahsettiniz. Bugün birçok yerde işçi eylemleri sürüyor. Polonez işçilerinin eylemi sürüyor. Aynı zamanda Fernas madencileri şu anda yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Bunlar nasıl ortaklaşacak, nasıl bir araya gelecek bütün bu direnişler, bütün bu eylemler?
Şimdi bu tek tek eylemler kendi iş yerindeki greve kadar, direnişlere kadar giden bu eylemler biraz kendilerinin ücretleri, kendilerinin çalışma koşullarını iyileştirmesini yapılıyor ama aynı zamanda Türkiye'deki ortak özelliği de, ortak olumsuzu da yansıtan eylemler ve giderek bu konuda bir yaklaşım var. Giderek bu konuda sendikaların, sendikanın alt birimlerinin ve sendikası olan milyonlarca insanların talepleri, haykırışları ortada zaten. Dolayısıyla bu eylemler aynı zamanda insanları birleştiren noktaya da geliyor. Bizim 10 maddelik ortak açıklamamız da vardı. Bunlarda da var. Dolayısıyla biz Ekim ayına kadar, yani Ekim ayının ortalarına kadar bir çözüm üretecek noktaya gidemezsek eğer çok büyük eylemler yapacağız. Çünkü şu anda dikkat ederseniz biz sadece disk eylemleri yapıyoruz biz disk olarak. Diğerleri kendi eylemlerini yapıyor ama artık ondan sonra ortaklaştıran bütün halkı, işçisini, köylüsünü, tarım üreticisini çağıran, işsizini çağıran, emeklerle buluşan sürece doğru gideceğiz. Bunları elbette yapmak istemeyiz. Bunlara gerek kalmadan hükümetin buna çözüm bulması lazım ama hükümetin kulakları tıkanmış, kalpleri körleşmiş durumda. Bunu biz mutlaka ortak gücümüzle aşacağız. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Evet, DİSK'in Saraçhane'deki büyük buluşmasına saatler kaldı. 14-14.30 gibi SGK İstanbul İl Binası önünden buraya bir yürüyüş olacak ve miting 15 itibariyle başlamış olacak. O yürüyüşü de takip edeceğiz. Oradaki detayları da aktarmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Umut Taş'tan. Biz de gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz elbette ilerleyen bültenlerimizde. Değerli izleyenler, şimdi ekranlarınızda bir paylaşım.